Asabiyetin zararları anlatmakla bitmez. Asabi insan hem kendisine... Duydun mu bak, babandan bahsede. ...büyük zararlar verir efendim. Güve nasıl eşyaları yer bitirirse... Oh, oh, yedi Osman'ın bizi, yedi bitirdi. Asabiyet ne tür hastalıklara yol açar hocam? Psikosomatik bir takım rahatsızlıklar baş gösterebilir. Sürekli baş ağrısı, karın ağrısı, mide ağrısı gibi. Dürtü kontrolünde ve tutum farklılıklarında da... Psikopat oldu Osman'ım doktor bey, psikopat. Asabiyet yüksek tansiyona bağlı damar tıkanıklıklarına ve ölümlere bile yol açabilir. Ay Allah korusun. Şomazdı, o ne biçim laf öyle? Sevgili izleyiciler, asabiyet ve tedavisi hakkında doktorunuza, yayınımıza bağlanarak soru sorabilirsiniz. Aa kız, ver telefonu ver. Teveretsen bir öğrenelim babanın derdi var mıdır, onu çözebilirler mi? Doktor yardımcı olabilir mi, ver. Ay anne, boşu umutlanma. Yani modern tiple babamın asabiyetine çare bulamaz. Tam bir klinik vaka adam. Ali Kemal. Oğlum az önce kızmadık mı sana bu programları seyretme diye? Bak hala seyrediyorsun. Özür dilerim babacığım. Asabiyet yüksek tansiyona bağlı damar tıkanıklıklarına... Merhaba ağalar. Vay Seyit kardeşim, hoş geldin. Ya Allah senden razı olsun. Sayende Gürbük ablan affetti beni ha. Estağfurullah. Ha Seyit, bu arada bana bir aks mı söyle bakayım? Ben anlamayayım ki ağam. Ben anlamayayım ki ağam diye bir at yoktur Seyit. Başka bir tane söyle bakayım. Asabiyet bir duygu bozukluğu halidir ve muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Asabiyetin hem modern tıpta hem de alternatif tıpta Osman çok abi, yöntemi bak var. Senin hastalığından bahsediyor. İstersen zaten biraz ilgilen. Benim hastalığımın tek sebebi Safiye'dir. Onun ağzını dilini bile dikseler ben olurum bile pamuk gibi ya. Evet. Hattımızda ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var. Alo. Tete iyi günler. İyi yayınlar olsun. Benim bir kocam var, kendisi sinir hastasıdır, çok aksidir. De bir kızım var, ellerinizden öper, 17 yaşında. Onunla bana yapmadığını, etmediğini bırakmaz doktor bey. Ne olur bize bir çare bulun. Önce asabiyetin sebebini bulmak lazım hanımefendi. Eşiniz stresli bir iş mi yapıyor? Doktor kızanım kendisi taksi şoförüdür. Osman abi. Bu ses Safiye yengenin sesi olabilir mi? Şeker hastasıdır. Tabii hocam, farklı meslek gruplarında sebep olacağı Safiye bir arası. Rahatsızlık yaşam şartı. Ona ne yapacağını? Televizyonu arasın ki. Valla Safiye yengenin sesine benziyor. Yok oğlum, yok ya. Safiye değildir canım. Niye arasın ki Safiye? Peki eşinizde yüksek tansiyon, şeker gibi hastalıklar var mı hanımefendi? Vardır doktor kızanım. Kendisi şeker hastasıdır. Vallahi da Safiye ablacığımdır bu. Yok Osman abi, Safiye Hanım kocasının derdine derman arıyor. Şeker hastalığı bir hastalıktır hanımefendi. Şeker hastalığı kan dolaşımını da etkileyerek hastalarda sıklıkla cinsel performans eksikliğine de yol açabilir. Peki sizin eşinizde de böyle bir durum var mı? Tabi doktor bey, sen ne dersin? Bizden geçti o işler. Biz kocamla yıllardır bacı kardeş gibiyiz, Allah seni inandırsın. Osman ağa. Safiye yenge ne der böyle? Bacı der. Osman abi, ağam. Osman abi kim? Doktor kocana egzersiz yaptıracaksın der. Ben nasıl egzersiz yaptıram Osman'a? Anne hiç boşuna uğraşma bence. Ya babam hayatta egzersiz yapmaz. İnatçı adam, inatçı. Anne baba. Osman geldi. Neredesin kız Safiye? Buradayım Osman'ım. Kız Safiye. Ne konuşurdunuz televizyonda öyle bıdı. Ay yemin ederim ki o konuşan kadın ben değildim Osman'ım. Öyle mi? Yemin etme, çarpılacağım böyle ha.
Kurban olam. Eyvah. Kız üzüleceğim seni. Kıtır kıtır doğrayacağım. Aç kapıyı, aç sarımsağı. Aç. Sayende 70 milyon Türkiye yatak odamızda neler olduğunu anladı. Aç sarımsağı kız. Açmam. Aç diyorum. Aç. Bütün duran ızır rüsva ettin beni be. Allah Allah. Bak kan tepeme doğru fırlar böyle. Şekerim de yüksek. Bak 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 bak. Bak bak bak. Aç. Açtım kız. Bu ne Safiye? Takip ettim o doktoru. Aldım kendi kendime bir karar. Hayırdır be Osman'ım? Ne almışsın? Ne karar aldın? Bundan böyle sinirlenmeyeceğim. Ha şöyle be. Aslan kucam benim. Atalarımız ne demişler Safiye? Keskin sirke küpüne zarar demişler. Bu sinir beni öldürecek ya. Sebebim olacak be. Ay. Allah korusun Osman'ım. O nasıl laf öyle? O yüzden artık sinirlenmek yok. Aldıracağım sinirlerimi. Olacağım böyle pamuk şekeri. Kız. Bu nasıl yantara böyle? Kız. Sen benim sebebim mi olacaksın? Öldürecek misin kızım beni? Sakin ol Osman. Nasıl sakin olayım be? Görmez misin kıyafeti? Kızım sen hepten aykırı gidersin. Mahalleliye beni rezil mi edeceksin be? Yine nesi varmış kıyafetimin babaya? Sürekli baskı, sürekli baskı. Yeter artık ya. Ben de bir insanım. Bırak bu geri kafalığını. Geri kafalık mı? Kız sus. Niçin konuşursun sen babanla? Dili bile pabuç gibi büyümüş bunu. Keserim o senin dilini ha. Baba gözlerini aç da şöyle bir etrafına bak. Be. Senin kadar gaddar. Be mi? Senin kadar baskıcı. Be yani. He? Başka birisi daha var mı ya etrafta? Kız, yalatlayacağım şimdi şemeri sana ha! Kurban olam yapma Osman! Ya, bak eğer bu entayı bir daha giyersen gaz döker yakarım seni baştan aşağı! Hiçbir şey de yapamazsın. Kadın hakları diye bir şey var. Orta çağda yaşamıyoruz biz. Kız sen niçin konuşursun? Kadın hakları mı?